Herkese merhabalar. Tercih döneminin bitmesine son üç gün. Sizlerle birlikte tercih döneminde nereleri tercih edebiliriz, ne yapabiliriz? Bunların hepsini zaten yorumlarınızı cevaplayacağımızı söylemiştik. Zaten tercihlerin alınması, tercih sonuçlarının açıklanması, nakil başvuruları zaten her şey çok güzel bir şekilde sonuçlanacak. Endişelenmemize gerek yok ama sizlere bu video başlamadan önce söylemek istediğim en önemli şeyi bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Nasıl LGS'den önce gittiğiniz ilkokullar, işte ben şu ilkokula gidiyorum, ben şu ortaokula gidiyorum. Bunların Hepsi LGS'ye girdiğinizde esasında çok da fazla önem Taşımadı. Niye? Çünkü LGS anında ciddi bir şekilde emeklerinizin, çalışmalarınızın karşılığını bir sınav içerisinde aldınız. Aynı şey üniversite sınavı geçerli olacak. Yani 9'da, 10'da, 11'de, 12'de okuyacağınız okullar, tabii ki tanışacağınız arkadaşlar, tabii ki kuracağınız dostluklar bunlar çok önemli. Ama üniversite sınavı açısından yani doktor mu olacağım, mühendis mi olacağım, avukat mı olacağım, işte öğretmen bunlarla alakalı, hangi mesleği yapacağınızla alakalı esasında sizin gayretinizi, sizin sonucunuzu üniversite sınavı belirleyecek. Yani ben bu liseyi kazandım artık kesin doktorum. Öyle bir şey yok. Ben bu liseyi kazanamadım. Dolayısıyla ben hayatım... Hayır öyle bir şey yok. 9, 10, 11, 12'deki çalışmalarınızla üniversite sınavındaki başarınızla istediğiniz üniversiteyi, istediğiniz liseden gidebilirsiniz. Bunu bir kere unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. 2021 LGS takviminde 5-16 Temmuz arası tercihlerimiz alınıyor ama nakil başvurularına sıkı takip eden öğrenciler bazen çok daha düşük sıralamalarla yani daha kötü sıralamalarla İyi sıralamalardaki yerlere girebiliyorlar. Şimdi hemen sorularınıza geçmek istiyorum. Alican Şimşek demiş ki, hocam istediğim lise çıkmazsa ne yapacağım? Çok korkuyorum demiş. İşte bunun sorusunun cevabını az önce verdik Ali Can. Bakın arkadaşlar, istediğim okul olmazsa LGS başaramam. Ne alakası var? LGS'ye kendin çalışıyorsun ve çok iyi bir çalışmayla istediğin sonucu edinebiliyorsun. Ama tabii ki iyi bir okul orada kurduğunuz arkadaşlar ayrı bir konu. İşte 9, 10, 11, 12'deki konuları siz bunlar TYT, bunlar AYT oluşturuyor. Bu da bir sınav, bir deneme sınavı gelecek önünüze üniversite sınavı olarak. Dolayısıyla siz buna önceden kendiniz sıkı sıkıya çalıştığınızda hangi liseye giderseniz gidin çok ciddi bir üniversite sınavı başarısı sizi bekliyor. Ha hocam istediğim lise işte orada arkadaşım var hemen evimizin yakınında. Ona onu istiyorum diyorsan o ayrı mesele. Ama tekrar söylüyorum. Eğer maddi mutluluktan, üniversite sınavındaki başarı mutluluğundan bahsediyorsanız Türkiye'deki bütün liselerden Türkiye birincisi olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya aynı şekilde Galatasaray Lisesi'ne gidip üniversiteyi kazanamayabilirsiniz. Ama hocam Galatasaray Lisesi tabii ki süper. Zaten en yüksek lise o. Ama Galatasaray Lisesi'ne gidip Türkiye'de bir üniversite kazanamadığı için yurt giden birçok arkadaşım var benim. En az 4-5 tane var yani. Ha çalışsalar kazanırlar mıydı? Kazanırlar tabii ki yani Galatasaray Lisesi. Ama tekrar söylüyorum. Üniversite sınavına hazırlanmadı. Türkiye'de ben kazanamam abi. Çok iyi bir yer kazanan ben o yüzden Fransa okuyacağım dedi. İşte demek istediğim şey şu. Siz çok iyi bir gayretle normal bir meslek lisesinden Türkiye birincisi olabilirsiniz. Boğaziçi'ne, Otlu'ya, İTÜ'ye, İstanbul çok güzel yerlere gidebilirsiniz. Aynı şekilde Galatasaray'dan, Robert'ten üniversite sınavına çalışmamışsınızdır. Yapamazsınız. Bu kadar basit. Afra Selçuk demiş ki yüzdeliğim 15,07. 2020'de 12,67. Kontenjan 150. 2019'da 15,55 ile almış okula girebilir miyim? Bu sene de kontenjan 150 diyor. Ee, bence girebilirsin. Zaten mutlaka tercihlerin içinde bulundurmalısın. İnşallah da girersin diyelim. Kiraz Ala Hocam 9. sınıf konularına şimdiden çalışmaya başlamalıyım. Zaten 8'den 9'a kampımız geliyor arkadaşlar. 8'den 9'a kampımızda sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde zaten 9. sınıf hazırlık yapacağız. Ama sizler 9. sınıf konularına şimdiden çalışmaya başlamanız sizin için tabii ki avantajlı olur. Neden? Çünkü hazırlık yapmak, 9. sınıfa şimdiden hazırlık yapmak derslere başladığında, okul başladığında biraz daha sizlere avantaj sağlar. Ama şu da var. Hocam LGS'den çektik. Zaten yorgunuz diyorsanız birazcık dinlenmekte hakkınız. Tatilde şu anda en fazla yapmanız gereken şey dinlemek arkadaşlar. En iyisi hangi sorusunu da arkadaşlar yorumlarda sormuşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer fizik, kimya, biyoloji yani fen derslerini seviyorsanız ve kesinlikle ben sayısalcı olmalıyım. Ben kesinlikle doktor, mühendis, yazılım bu tarz şeyleri düşünüyorum diyorsanız fen lisesini tercih edin. Ama ben her an her şey olabilir. Avukat da olabilirim, doktor da olabilirim. İşletmeci de olabilirim, mühendis olabilirim. Diyorsanız o zaman Anadolu Lisesi tercih edin. Hocam ben fenden, kimyadan, fizikten nefret ediyorum diyorsanız sosyal bilimler liselerini tercih edin. Meslek ağırlıklı okumak istiyorsanız da Anadolu Lisesi Liseleri ya da meslek liselerini okuyabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Bunların her birinden Türkiye'deki sınavlarda başarılı olarak, üniversite sınavlarında başarılı olarak hayalinizdeki istediğiniz üniversiteye gidebilirsiniz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dinlenmeyi unutmayın. İyi bir dinlenmeden sonra 9. sınıfa bomba gibi başlayacaksınız inşallah. 8'den 9'a kampımızda da matematiği sizlere mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Kendinize iyi bakın.